Yazılı Hazır mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 9. sınıflar 2. dönem 2. din kültürü ve ahlak bilgisi yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Bu yazılı soruları ve daha fazlasına yazılıdayım.net adresimizden ulaşabilirsiniz. İlk sorumuza başlayalım. Kur'an-ı Kerim'in ilk indiriliş yılı, ilk inen ayet ve peygamberimizin bu sıradaki yaşı hangi seçenekte sırasıyla doğru verilmiştir deniliyor. İlk inen ayet arkadaşlar oku ayeti olacaktır. O da ne deme? İkra demektir. İkradır ve o da Alak Suresi'ne aittir. O yüzden de Alak Suresi'nin ilk 5 ayeti olacaktır arkadaşlar ve 610 yılında indirilmiştir. Ve Peygamber Efendimiz o zaman 40 yaşındaydı. Zaten 571 yılında doğduğunu bilmekteyiz. Gene oradan ora e, hesaplama yaparak 40 yaşında olduğunu da söyleyebiliriz. Cevabımız Edirne şıkkı. 2 Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğum günü olarak kutlanan kandil, kandil gecesi hangisidir? Regaib kandili, mevlid kandili, miraç, kadir gecesi, berat kandili. Cevabımız 5. şıkkı mevlid kandili olacaktır arkadaşlar. Günümüzde de aklınıza şöyle çağrıştırma yapabilirsiniz. Günümüzde de yeni birileri yeni çocuk sahibi olduğunda ne yapmaktalar? Mevlüt okutmaktalar. Buradaki mevlüt mevlit şeklinde de aklınızda tutabilirsiniz. Peygamber Efendimizin doğumunu da mevlit kandili olarak kutlamaktayız. Üçüncü sorumuz. Peygamberimiz hicretten sonra Medine'de yaşayan insanlarla yaptığı Medine Sözleşmesi ile ulaşmak istediği sonuç aşağıdakilerden hangisi değildir? Olumsuz sorulmuş bakalım. Medine'de birlik ve beraberliği sağlamak. Evet doğru. Medine'ye dış saldırılara karşı birlikte savunmak. Bu da doğru. Böyle bir madde de söz konusuydu. Mekke'ye bir an önce geri dönmenin hazırlıklarını yapmak. Alakasız arkadaşlar. Böyle bir hazırlık yapıyorsa Medine Sözleşmesi gibi böyle Müslümanlarla gayrimüslimleri e, birlik ve beraberliğini sağlamak için bir sözleşme yapmazdı. Medine'de huzurlu ve hoşgörüye dayalı bir yaşam oluşturmak. Evet doğru. Medine'de hoşgörüye dayalı bir ortam oluşturmak kesinlikle doğru. Barış içinde, hoşgörü içinde bir ortam istenilmekte. Cevabımız Ceyhan Şıkkı. Dördüncü sorumuz. Aşediklerden hangisi 27 Ramazan 610'da gerçekleşmiştir? Kur'an'ın indirilmeye başlanması, Müslümanların Medine'de hicret etmesi, Miraç mucizesinin gerçekleşmesi, Peygamberimizin evlenmesi. Cevabımız E şıkkına da bakalım. Hz. Muhammed'in doğumu veriliyor. Cevabımız A şıkkı Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlanması olacaktır. 27 Ramazan 610 Kadir gecesidir arkadaşlar. Ve Kadir gecesi Ramazan ayındadır. Ve Kur'an'ın indirilmeye başlandığı gecedir. Cevabımız Adana şıkkı. Beşinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisinde yukarıda tanımları verilen kelimeler sırasıyla yazılmıştır denilmekte? Bakalım hemen. Kur'an-ı Kerim'in surelerini oluşturan bir ya da daha çok kelimeden meydana gelen vahiy ifadelerinden her birine denilir deniliyor. Sureler ayetlerden oluşmaktadır ve ayetler de kelimelerden oluşuyor. Burada da denildiği gibi. Yani ilk boşluğumuza ayet gelecektir. Sonra evlerde veya camilerde özellikle Ramazan ayında bir kişinin Kur'an'ı sesli olarak okuması ve diğerlerinde okunanları takip etmesine de biz mukabele demekteyiz mukabele, yine Ramazan ayında oluşa yapılan bir ifadedir. Anneleriniz, babalarınız yapmakta. Kur'an-ı Kerim oluşturan bölümlerden her birine de biz ne diyoruz arkadaşlar? Sure demekteyiz. Surelerde ayet, ayetlerden oluşmaktaydı. Yani ayet, mukabele, sure doğru cevabımızdır. Ayet, mukabele, sure cevabımız denizli şıkkı. 6- Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'in iş düzeniyle ilgili bir kavramdır deniliyor. Ayet zaten içiyle alakalıdır. Mü müsyaf da arkadaşlar gene içiyle alakalı olacaktır Kur'an-ı Kerim için ama hatim arkadaşlar hatim ifadesi Kur'an-ı Kerim'e baştan sona okuma anlamındadır ve Kur'an'ın iş düzeniyle alakası yoktur arkadaşlar. Mushaf şurayı da düzeltelim. burası mushaf olacaktır. Mushaf Kur'an-ı Kerim'in kitap haline getirilmesi anlamındadır. Tefsir arkadaşlar Kur'an'ın yorumlanmasıdır. Bu da gene iç düzeniyle alakalı. Meal de Kur'an'ın çevrilmesi olacaktır. Türkçe meali olur mesela Kur'an'ın Türkçe şekilde okunmasını sağlamaktadır. Türkçe olarak anlamamızı sağlar. O yüzden bunlar arkadaşlar doğrudur. C şıkkı yanlış olduğu için iş düzeniyle alakalı olmadığı için cevabımız Ceyhan şıkkıdır. 7. Ahlaki değerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır deniliyor. Din ve ahlak birbiriyle yakından ilgilidir kesinlikle. Din ve ahlakın hedefleri birbirine yakındır kesinlikle. Din ve ahlak birbirini tamamlar kesinlikle. Dini ahlakı destekler ve güçlendirir. Doğrudur zaten e, peygamber efendimiz de en güzel ahlaklı kişidir arkadaşlar. Böyle de söylenebilir. Ahlakla dindarlık arasında bir ilişki yoktur deniyor. Yanlıştır. Din bizim ahlakımızı güzelleştirecektir. Dini her ifade zaten ahlakla da aynı, aynı zamanda örtüşmektedir. Cevabımız Edirne şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi örf ve adetlerimizden değildir? Hasta ziyareti evet, bayramlaşma evet, selamlaşma evet oruç tutmak değildir arkadaşlar. Çünkü oruç tutmak nedir? Bir ibadettir. Bir ibadeti örf adet olarak söyleyemeyiz. Hayırseverliği de gene söyleyebiliriz ama oruç tutmak bir ibadet olduğu için bunu örf adetlerimiz arasında gösteremeyiz. Cevabımız denizi şıkkıdır. Milli seciye kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade eder? Vatandaşların hak ve sorumluluklarını belirleyen hukuk sistemini, dinin etkisiyle şekillenen kültür kalıplarını, bir toplumun tarihi boyunca oluşturduğu maddi kültür mirasını, bir milletin ahlakını, karakterini, ruhi ve manevi özelliklerini belirler. Evet doğru ifademiz bu olacaktır. Milli seciye milletin ahlakını, karakterini, ruhi ve manevi özelliklerini gösteren bir kavram olacaktır. Doğrudur. Bir milletin inanç özelliklerini değil cevabımız denizli şıkkıdır. 10. sıramız sorumuz. Yukarıdaki metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur denilmekte. Sorumuzu okuyalım. Kur'an-ı Kerim evrensel bir kitaptır. Bu nedenle her Müslüman Kur'an-ı Kerim'de ki emir ve yasakları öğrenmekle ve yerine getirmekle sorumludur. Kur'an Arapça olarak indirilmiştir. Bütün insanların Arapçayı bilmeleri veya öğrenmeleri mümkün olmayabilir. Bu nedenle insan dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan ve farklı diller konuşan Müslümanlar Kur'an'ı anlamak için onu kendi dillerine çevirme ihtiyacı hissetmişlerdir. Hangisinin cevabı yok? Kur'an hangi dilde indirilmiştir? Arapça olarak indirilmiş cevabı var. Kur'an'daki hangi sureleri okumak daha çok sevaptır? Böyle bir sorunun cevabı yok. Kur'an için farklı dillere çevrilmiştir? Arapçayı bilmeyen insanların Kur'an'ı anlayabilmeleri için. Kur'an tüm insanlara mı gönderilmiş? Evet doğru. Kur'an evrenseldir. Bütün insanlara gönderilmiştir. Kur'an'da insanların sorumlulukları açıklanmış mıdır? Evet bunu da söyleyebiliriz. Açıklanmıştır. Ama burada en çok hangi sureyi okumanın sevabı daha çoktur gibi bir soruya rastlayamıyoruz. Cevabımız Bursa şıkkı. 11. Toplumumuzu birleştiren değerler arasında yaşadıklarının hangisi yer almaz? Vatan ve ülkü birliği yer alır. Bayrak ve İstiklal Marşı yer alacaktır. Kader birliği yer alacaktır. İnsan haklarına saygı bir vatanın bütünlüğüyle alakası yok. Birleştiren değerlerle alakası yoktur. Hürriyet ve bağımsızlığımız da gene aynı şekilde bizi kenetler birleştirir. Bunu ne zaman gördük? Bunu Kurtuluş Savaşı'nda da gördük. Çanakkale Savaşı'nda da gördük. 15 Temmuz'da da gördük arkadaşlar. Cevabımız denizli şık. insan haklarına saygı olacaktır. Alakasız. 13. Yukarıdaki ayetler sırasıyla hangi konulardan bahseder? Bakalım. De ki Allah birdir. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. İhlas suresinden veriliyor. Allah'ın bir olmasını iman olarak ifade edebiliriz. İnsanlar iman ederek Allah'ın birliğine ve Peygamber Efendimizin onun Resulü elçisi olduğuna iman etmiş olurlar. Ey iman edenler Allah'tan korkun ve doğrularla beraber ...olun denilmekte. Doğrularla beraber olmakta, doğru söylemek... ...dürüst olmak anlamlarındadır. Ve bundan dolayı da o da ahlak olarak alınabilir. E, matbaadan dolayı bir hata da arkadaşlar... ...İ'ler, H'ler iye dönmüş. Onu düzeltelim. Zaten anlaşılıyor. O yüzden e, fazla üstüne durmak istemedim. Sonra 3'e bakalım. Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kalındığı gibi... ...size de farz kılındı deniliyor... Burada oruç ibadetinden bahsediliyor. Bundan dolayı da burası ibadetle alakalıdır. Cevabımız da Edirne şıkkı olacaktır arkadaşlar. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmamızın ardından 13. sorumuza devam edebiliriz. Aşağıdaki ifadelerden hangisi dinin insan hayatındaki yerini göstermez? A şıkkı, din insanlar arasında merhamet, sevgi ve barış duygularının ortaya çıkmasını sağlar. Kesinlikle doğru. Dini değerler toplumların birlik ve beraberlik içerisinde yaşamalarına katkı sağlar. Kesinlikle doğru. Din bizi bir noktada birleştirmektedir. Din insanı yersiz korkulardan ve bencil duygulardan uzaklaştırır. Evet doğru. İnsanlar e, dinle bağlılıklarıyla beraber korkularından kurtulurlar. Din insanın yüce bir varlığa inanıp sığınma ihtiyacını karşılar. Evet doğru. Her insan bütün insanlık bir varlığa inanma, iman etme ihtiyacına ıı, ihtiyacına sahiptir ve böyle de dinle beraber bu ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar. Din insanı bağnaz ve hoşgörüsüz yapar. Yanlıştır. Din aslında yani İslam dinimiz bağnazlığa, tenasupluğa ve hoşgörüsüzlüğe karşı çıkmaktadır arkadaşlar. Bağnazlık körü körüne ...bağlanmak anlamlarında olan bir ifadedir. O yüzden bu da kesinlikle yanlıştır. Dinle alakası yoktur. Cevabımız da Edirne şıkkıdır. 14. Tevhid kavramının anlamı açlıklardan hangisidir deniliyor? Allah'ın her şeye gücün yetmesi değil. Allah'ın var ve bir olması evet. Tevhid kavramı Allah'ın var ve bir olması anlamına gelecektir. Allah'ın ezeli ve e ebedi olması hayır. Tevhid denince aklımıza Allah'ın bir olduğu gelecek... Allah'ın her şeyi bilmesi değil, Allah'ın her şeyi görmesi değil arkadaşlar. Basar ve semi sıfatlarıyla alakalıdır. Bunları eliyoruz. Cevabımız B şıkkını işaretleyeyim. Allah'ın bir ve tek olması olacaktır. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah da kelime-i tevhiddir arkadaşlar. Allah birdir anlamlarına gelmektedir ve Muhammed onun elçisidir şeklinde bir anlamı söz konusudur. Devam edelim 15. sorumuzla. Aşağıda Kur'anla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi doğrudur? 114 sure yani kaç sure kaç cüz olduğuna bakacağız. Şimdi toplamda 114 suremiz var. Evet doğru. Böylece D, E, B ve C şıklarını elemiş olduk. Aslında 666 ayet de doğru olacaktır arkadaşlar ama burada 110 sure denildiği için E'yi eledik. C ve A şıkları geriye kalmış oldu. Cüzler de kaç cüzdür? 30 tane cüzdür. 20 sayfalık olmak üzere 30 cüzdür arkadaşlar. Cevabımız 30 cüz 114 sureyle C şıkkı olacaktır. Şimdi bu 30 cüzü nasıl aklınıza tutabilirsiniz? Şöyle. Şimdi Ramazan 30 gündür değil mi arkadaşlar? Ve annelerimiz genelde bir günde bir cüz okurlar ve bu sayede Ramazan boyunca e, Kur'an-ı Kerim'i hatmetmiş sonuna kadar okumuş olurlar. Bu yüzden cevabımız Ceyhan Şıkkı olacaktır. Devam edelim 16. sorumuzda. Yukarıdaki paragrafa Kur'an'la ilgili hangi kavramlara yer verilmiştir? Ayşe Kur'an'ın kurallarına uygun olarak okumak da. Kur'an'ın kurallarına göre uygun olarak okumak tecvit anlamlarına gelecektir. Tecvit. Tecvit var burada. Okudukların anlamlarını bilmekte, Anlamlarını bilmek yine meal olarak söyleyebiliriz. Türkçe'ye çevirdiğimiz gibi. Ve bunları açıklayıp yorumlayabilmektir. Yorumlamak da tefsir kavramına ait olacaktır. Cevabımız da Bursa şıkkıdır. Kur'an'ın kitap haline getirilmesi ve çoğaltılması sırasıyla hangi halifelerin döneminde yapılmıştır? Şimdi bunlar denildiğinde aklımıza Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Osman gelecektir. Hangisi hangisidir diye karıştırmayacaksınız çünkü ben size bir tüyo vereceğim. Şimdi Kur'an'ın çoğaltılmasına bakalım. Çoğaltılmasındaki O'ya bakalım. Bu O'yu kimle bağdaştırıyoruz? Hazreti Osman'la bağdaştırıyoruz. Buradaki O'yu direkt Hazreti Osman'ın O'suyla bağdaştırdığımızda Hazreti Osman zamanında çoğaltığını söyleyebiliriz. Hazreti Osman zamanında çoğaltılmıştır ve Hazreti Ebu Bekir zamanında kitap haline getirilmiştir. Cevabımız böylelikle Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Osman olmak üzere Ceyhan Şıkkı'dır arkadaşlar. 18. Hazreti Peygamber Aleyhisselam ve Müslümanlar ilk cuma namazını hangi mecliste kılmışlardır? Küba, Mekke, Tayyif, Edine, Medine veriliyor. Cevabımız A Şıkkı Küba olacaktır. Küba mescidinde ilk cumanın kılındığını söyleyebiliriz. 19. Kur'an'daki surelerle ilgili olarak verilen bilgilerden aşağıdakilerin hangileriyle eşleştirebilir doğrudur deniliyor. Kur'an'ın ilk suresidir. Kur'an'ın ilk suresi Fatiha suresidir arkadaşlar. Kur'an'ın son suresi de Nas suresi olacaktır. Felak ile Nas arkadaşlar. Felak sondan ikinci suresi, Nas suresi de son suresi olacaktır. Kur'an'ın en kısa suresi de Kevser suresi olacaktır. Kur'an'ın en uzun suresi de içine Amener Resulü'nün de olduğu Bakara suresidir. Cevabımız da denizi şıkkıdır arkadaşlar. Gene önemli kavramlar bunları bilmekte fayda var. Yıldızımızı atalım. 20. ve son sorumuza geldi sıra. Yukarıda verilen bilgilere göre tarif edilen kişi kimdir? Peygamberimizin kızıdır. Hazreti Ali'nin eşidir. Hazreti Hasan ve Hüseyin'in annesidir. Cevabımız Bursa şıkkı Hazreti Fatıma olacaktır arkadaşlar. Hazreti Fatıma peygamberimizin kızıdır. Peygamberimizin altı çocuğu vardı. Son olarak en son sadece Hazreti Fatıma hayatta kalmıştı arkadaşlar. Diğerlerinin acılarını görmüştü. Hazreti Ali'nin eşidir. Evet doğru. Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma evlenmiştir. Hazreti Hasan ve Hüseyin'in de anneleridir. Hazreti Hasan ve Hüseyin zaten peygamber efendimizin torunları olacaktır. Cevabımız da demiş olduğumuz gibi Hazreti Fatıma'dır. Son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Dilerseniz kanalımızda ve diğer sorulara da bakabilirsiniz. Diğer sorulara da bakmak istiyorsanız da yazılayim.net adresimize girerek diğer yazılı sorularını indirip kendinize çözebilirsiniz. Sınav ortamını simüle edebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle hoşça ve kendinize iyi bakın. Umarım hak ettiğiniz notu alırsınız.